أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. توبة etmek. Tevbe bütün günahları silip süpüren bir şeydir. Delili de kitap ve sünnettir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Benden o kullarıma söyle ve onlara de ki, ey kendi aleyhinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. Zümer suresi 53. ayet. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, sonra halini düzeltir, şüphesiz ki Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Allah Celle Celaluhu gece vakti gündüz günah işleyen kişi tövbe etsin diye elini uzatır. Gündüz vakti de gece günah işleyen kişi tövbe etsin diye elini uzatır. Güneş doğudan doğuncaya kadar böyle bekler. Can boğazdan çıkmadığı sürece Allah kulün tövbesini kabul eder. Müslim rivayet ediyor. İcmaya gelince alimler ölüm gelip çatmadığı sürece kulun küfür, zina, livata, içki vesaire kulun Rabbi ile kendi arasında bulunan bütün günahlardan tövbe etmesi halinde günahlarının bağışlayacağını söylemişlerdir. Ancak birine haksızlık ettiyse ya da mal ödemesi gerekiyorsa helallık alır ve o malı öder. Tövbe kapsamlı bir manadır. Küfür başta olmak üzere bütün cürümlerin günahını ortadan kaldırır. Bu kapsamlılık sadece tövbeye mahsustur. İstiğfar. Şer'i naslar ise istiğfarın vaidin infazına mani olduğunu göstermektedir. Bu naslardan bazılarını arz edelim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak derhal günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları bağışlayan kim olabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günahlar üzerinde ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Ali İmran suresi 135 ve 136. ayetler. Kim bir kötülük işler ya da nefsine zulmeder, sonra Allah'a istiğfar eder, Allah'ı çok çok bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulacaktır.
Nisa suresi 11. ayet. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, o Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah'ı ziyadesiyle affedici, merhamet edici olarak bulurlardı. Nisa suresi 64. ayet. Her nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Kötülüğün ardından da onu silen bir iyilik işle. İnsanlara karşı güzel davran. Hud suresi ayet 14. Muhakkak ki hasenatlar seyyiatları giderir. Hud suresi ayet 114. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Kim güzelce abdest alırsa, günahları tırnaklarına varıncaya kadar bedeninden dökülüp gider. Sizden birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, bu onda kir namına bir şey bırakır mı? Ne dersiniz? Sahabeler buyurdular, bırakmaz ya Resulallah. Peygamberimiz de buyurdu, 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder. Kim Allah için inanarak oruç tutarsa, onun geçmiş günahları affedilir. Kim hac eder de kötü bir söz söylemez ve kötü bir fiil işlemez ise, anasından doğduğu gün gibi günahsız gibi şekilde hacdan döner. Allah kendine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını, günahları dilediği kimseler için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet. Kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara. Tevbe suresi 113. ayet. Yine Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor, günahın için istiğfar et. Erkek ve kadın müminler için de istiğfar et. Muhammed suresi 19. ayet. Onları affet ve onlar için istiğfar et. Ali İmran suresi 159. ayet. Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz ve bizden önceki iman sahibi kardeşlerimizi mağfiret et. Haşr suresi 10. ayet. Bir Müslüman öldüğünde cenazesini Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi kılarsa, Allah onların o kişi hakkındaki şefaatini kabul eder. Cenaze namazı kıldığınızda onun için gönülden dua edin. Mağfiret edilmesi için dua edin. Cenaze namazı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazında ölü için yaptığı dualardan biri de şöyledir. Allah'ım onu mağfiret et. Allah'ım ona rahmet et. Onu affet. Ona ikramla karşıla. Ya Rabbim
gireceği yeri geniş kıl. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Rabbim onu beyaz elbiseyi kirlerden arındırdığın gibi günahlarından arındır. Ona dünya evinden daha hayırlı bir ev ver. Ona dünyadaki ailesinden daha hayırlı bir aile ver. Dünyadaki eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete sok, onu kabir azabından ve cehennem azabından koru. Müslim rivayet ediyor. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bundan gerisini dilediği kimse için affeder. Ben şefaatimi büyük günah sahipleri için kıyamete tehir ettim. Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi vardır buyuruyor Rabbimiz. Nisa suresi 85. ayet. Sevapların hediye edilmesi. Kişinin kazandığı hayır kendi lehinedir. Yapacağı şer de kendi aleyhinedir. Herkesin kazandığı kendine aittir. Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserleri de yazarız. Yasin suresi 12. ayet. Kim İslam'da iyi bir çiğir açarsa, açtığı çiğir ecri ve kendisinden sonra onunla o çiğirle amel edenlerin ecirleri sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam'da Müslümanlar içerisinde kötü bir çiğir açarsa, açtığı çiğirin günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir. Müslim rivayet ediyor. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kim insanları hidayete davet ederse, ona tabi olanların ecirleri kadar o insan da ecir alır. Bu onların ecirlerinden hiçbir şey eksiltmez. Kim de insanları sapkınlığa, günahlara davet ederse, ona tabi olanların günahı kadar günah alır. Bu onların günahlarından hiçbir şey eksiltmez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Haksız yere hiçbir insan öldürülmez ki, Adem'in ilk oğlu da onun kanından bir pay gitmesin. Çünkü o öldürme işini ilk önce ihtas edendir. Kişi öldüğü zaman üç şey müstesna, ameli kesilir. Sadakayı cariye, kendisiyle faydana alınan ilim ve kendisi için dua eden salih bir evlat. Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yüklüğünü yüklenmez. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. Necm suresi 38 ve 39. ayet. Allah-u Teala'nın şefaat için izin vermesi. Onun hakkında onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Ancak Allah'a izin verdikleri müstesna. O gün Rahman'a kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasına şefaati fayda vermez. Taha suresi 109. ayet. Ancak razı olunan kişilere şefaat ederler. Göklerde nice melekler de var ki, onların şefaatleri dilediği ve razı olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında
bir işe yaramaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnsanın ayağına diken batmasına varıncaya kadar Müslümana isabet eden hiçbir musibet yoktur ki Allah Celle Celaluhu onunla ondan günahlarından bir kısmını örtmesin. Diken batmasına varıncaya kadar Müslümana isabet eden hiçbir yorgunluk, hastalık, sıkıntı, hüzün, eza ve keder yoktur ki Allah onunla onun günahlarından hiçbir kısmını örtmesin. Hiçbir Müslüman yoktur ki ona haksızlık, hastalık sıkıntısı ya da benzeri bir sıkıntı arız olsun da Allah onunla ağacın yapraklarını dökmesi gibi onun seyyiatlarından dökmesin. 3 çocuğu ölmüş olan bir Müslüman ateşe girmez. İşte onların Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa ve açlığa duçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Tevbe suresi 120. ayet. İlahi af. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Allah kötülükleri örter. Ra'd suresi 6, Şura suresi 25. Allah günahların çoğunu affeder. Şura suresi 30. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve çok mağfiret edicidir. Hac suresi 60. ayet. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bundan başka dilediği günahları diledikleri için affeder. Kıyamet günü Allah'a öyle yaklaşır ki Allah onun üzerine örtüsünü koyar. O kulunun günahlarını Allah o kuluna ikrar ettirir. Ona bu günahlarını biliyor musun diye sorar. O da biliyorum ya Rab der. Allah ben onu dünyadayken gizlemiştim. Bugün de seni bağışlıyorum der. Allah şöyle buyuruyor: Ey Ademoğlu, bana hiçbir şeyi ortak koşmadan dünya dolusu günahla gelsen de ben de seni dünya dolusu mağfirette karşılarım buyuruyor Rabbimiz. Tirmizi rivayet ediyor. Cennet, cennete giden yol. Cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan ben rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Zariyat suresi 56-57. Ey Ademoğlu, kendini benim için ibadete ver. Ben de senin sadrını, göğsünü genişlikle doldurayım ve ihtiyaçlarını karşılayayım. Eğer böyle yapmazsan kalbini meşguliyetlerle doldurur, ihtiyaçlarını da karşılamam buyuruyor Rabbimiz. De ki, benim namazım, ibadetlerim, yaşamım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah'ın eşi yoktur. Bununla ben emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Rabbimiz buyuruyor. Enam suresi 162 ve 163. ayetler. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan sakının. Muhakkak ki Allah işiten ve bilendir. Hucurat suresi ayet 1. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur.
onlara nida edilir. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras beliren cennet budur. Zuhruf suresi 72, Araf suresi 43. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu dünyadayken mümine ihsan edip verdiği bir haseneyi bile zayi etmez. Ahiret gününde onun karşılığını kuluna verir. Kafire gelince ona nice iyilikler verilir. Ancak o onları dünyada Allah için yapmaz. Ahirete gittiği zaman da karşılığını göreceği bir hasenesi bile kalmaz. Hadis-i şerif. İman edip salih amel işleyenler cennet ashabıdır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara dünyadayken ve ahirette korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Onlar cennet ashabıdır. Yaptıklarının karşılığı olarak orada ebedi olarak kalacaklardır. Ahkaf suresi 13 ve 14. ayet. Tövbe! Nihayet onların ardından öyle bir nesil geldi ki, onlar namazı bıraktılar, zayi ettiler. Onlar nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride yaptıklarının, sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tövbe edip iman eden ve iyi davranışta bulunanlar hariç. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa da uğratılmayacaklar. Meryem suresi 59 ve 60. ayetler. Allah-u Teala yine şöyle buyuruyor. Adın cennetleri vardır. Onların altlarından ırmaklar akar ve onlar orada ebedi olacak kalacaklardır. Ve işte bu küfür ve isyandan arınanların mükafatıdır. Taha suresi 76. ayet. Kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennetin şekli şemali işte budur. Meryem suresi 63. Yine Rabbimiz buyuruyor. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden sizler cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diye soruyorlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara suresi 214. ayet. Allah yolunda cihat. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız? 881 Ali İmran 142. Ey iman edenler! Sizi elim bir azaptan, acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolu sizlere göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en hayırlısı budur. Eğer böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere
adın cennetlerindeki yüksek, hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Saf suresi 10 ve 12. ayetler. Yine Rabbimiz buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Allah onları muratlarına erdirecek, gönüllerini şad edecek. Onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır, Rabbimiz buyuruyor. Büyük günahlardan kaçınmak. Ey kullarım, eğer siz yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız, Rabbimiz buyuruyor. Nisa suresi 31. ayet. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikte sayan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu, akıbeti onlarındır. O yurt adın cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklar. Melekler, sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet, ne güzeldir derler. Rahat suresi 22. ve 24. ayetler. Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. İman edip salih amellerde bulunanları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak ki yerleştireceğiz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Kim onlar? Sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ankebut suresi 58 ve 59. ayet. Onların vücutları yataklarından uzak kalır. Korku ve umutla Allah'a yalvarırlar. Kendilerine verdiğim rızıklardan da Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez, Rabbimiz buyuruyor. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi hevasından, istek ve arzularından sakındırırsa, şüphesiz ki cennet onun için bir barınma yeridir. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı verirler ve onlar ki iffetlerini korurlar. Yine onlar öyle müminlerdir ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve yine onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar cennete varis olacaklardır. Evet, evet, onlar Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Mü'minin suresi 1 ile 11. ayetler. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.
Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz ki o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme yeri ve ikamet yeridir. Rabbimiz buyuruyor. Furkan suresi 63-76. ayetler. Yine Rabbimiz buyuruyor. Şüphesiz ki Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ancak üzerine hak bir vaattir. Allah'tan başka çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Bu alışveriş yapanlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte o mümin kullarımı müjdele Rabbimiz buyuruyor. Tevbe suresi 111-112. ayet. Cennet de o kadar takva sahiplerine yaklaştırılır ki onlardan uzaklarda olmayacaktır. İşte size vaat edilen cennet, ki o daima Allah'a yönelen, onun buyruklarına koruyan, görmeden Rahman'a saygı gösteren ve Allah'a dönük bir kalp getiren herkesin mükafatı budur. Oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda da dahası vardır. Kaf suresi 31 ve 35. ayetler. Ancak namaz kılanlar hariç, ki onlar namazlarında süreklidirler ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksun olan için onlar din gününü tasdik etmektedirler. Rablerinin azabına karşı daimi bir korku duymaktadırlar. Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz ve onlar ırzlarını, ferçlerini korurlar. Bir de onlar kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde harfiyen riayet edenlerdir. Mü'minun suresi. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar Allah'tan hakkıyla korkanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bir de onlar bile bile işledikleri günahlar da ısrar etmezler.
İşte onların mükafatları Rableri tarafından bir bağışlanma ve altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Ali İmran suresi 133 ve 136. ayetler. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır. Fetih suresi 17. ayet. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendiliğimizden doğru yola bulacak değildik. Araf suresi 43. ayet. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Vakıa suresinde, sağın adamları, nedir o sağın adamları? O cennette onlar için dal bastı kirazlar, dizili muzlar, uzamış gölgeler, fışkıran sular, pek çok meyve arasında tükenmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşekler üzerindedir onlar. Biz orada cennetlik kadınları yeniden inşa ettik, yarattık. Onları her seferinde bakireler kıldık. Hepsi yaşıt sevgililer, onlar ashab-ı yemin, sağ ashabı içindir. Birçoğu öncekilerdendir ve birçoğu da sonrakilerdendir. Rabbimiz buyuruyor. Cennete ilk giren zümrenin yüzleri dolunay gecesindeki ay gibidir. Onlar orada cennette hiçbir zaman yere tükürmezler, sümkürmezler. Ve onlar defi hacet de yapmazlar. Oradaki onların kapları altındandır. Tarakları altından ve gümüştendir. Buhurları öd ağacındandır. Kokuları misktendir. Oradaki her bir kişi için iki zevce vardır. Onların ayaklarının içindeki ilik ve güzelliği sebebiyle etin dışından görünür. Onlar arasında ihtilaf olmaz, buğuz olmaz. Tek bir kişi gibi onların kalpleri birdir. Sabah akşam onlar Rablerini tesbih ederler. Peygamberimiz yine buyuruyor. Ümmetimden 70 bin kişinin hesapsız bir şekilde cennete gireceği bana vaat edildi. Onların yüzleri dolunay gecesindeki ay gibidir. Kalpleri tek bir adamın kalbi gibidir. Rabbimden daha fazlasını istedim. Onlardan her bir kişinin yanına 70 bin kişi daha kattı. Cennetin dereceleri, cehennem ashabı ile cennet ashabı bir değildir. Cennet ashabı işte onlar başarı elde edenlerdir. Haşr suresi 20. ayet. De ki, bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine verilen hulk cenneti mi daha iyi? Orası onlar için bir mükafat ve huzura kavuşacakları bir varış yeridir.
Beni naim cennetleri varislerinden kıl. Şuara suresi 85. ayet. Me'va cenneti. O arşın yanında me'va cenneti vardır. Necim suresi 15. ayet. Adın cennetleri, kapılar onlara açılmıştır. Saat suresi. Darüsselam. Rableri katında onlara darüsselam, esenlik yurdu cennet vardır. Yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Enam suresi 127. ayet. Allah kullarını darüsselama, esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini müstakim, doğru bir yola iletiyor. O cennette, orada onlar için her çeşit meyveler vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Orada ne boş bir söz konuşulur ne de çirkin. Orada daima hoş söz duyarlar. Ve orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları onlara takdim edilir. Meryem suresi. Darul Muttakin. Muttakiler yurdu ne güzeldir. Nahl suresi 30. ayet. Darul Ahire. Takva sahipleri için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç akletmiyor musunuz? Yusuf suresi 109. ayet. İşte ahiret yurdu, biz ona yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğa arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Kasas suresi 83. ayet. Hüsna, cennetin bir ismi de Hüsna. Allah şöyle buyuruyor Celle Celaluhu. İyilik edenlere hüsna ve ziyadesi var. Hüsnü meab. Hüsna cennettir. Ziyadesi de Rahman'ın vechine, yüzüne bakmaktır. Darul mukama. O kullar orada cennette şöyle derler. Bizden bu tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. O Rabb ki lütfuyla bizi darul mukameye, asıl oturulacak yurda yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk var, ne de dokunacak bize orada bize bir usanç olacaktır. Fatır suresi 34 ve 35. ayetler. Firdevs cenneti. Ve onlar ki namazlarına devam ederler. İşte asıl bunlar cennete varis olacaklardır. Evet, evet. Onlar Firdevs'e varis olan bu kimseler, onlar orada ebedi ve sonsuz olarak kalıcılardır. Cennetin kapıları. İşte bu bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara
güzel bir gelecek var. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış olan adın cennetleri var. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Melekler, sabrettiğinize karşılık sizlere selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet, ne güzeldir derler. 945 Rahat Suresi 23-24. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya varıp da kapıları kendilerine açıldığı zaman oradaki cennet bekçileri onlara selam sizlere, ne güzel ettiniz, tertemiz olarak bu cennete geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin bu cennete, bu sonsuzluk yurduna derler. Zümer Suresi 73. ayet. Hadis-i şerif, cennette 8 kapı vardır. Orada Reyyan adında bir kapı vardır ki oradan ancak oruç tutanlar girer. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, ortağı şeriki olmayıp Allah'ın tek olduğuna, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, cennetin bir hakikat, ateşin bir hakikat olduğuna şehadet ederse, Allah onu cennetin 8 kapısının hangisinden dilerse oradan içeriye sokar. Müslim rivayet ediyor. Allah yolunda çift sadaka veren kişi cennetin muhtelif kapılarından girer. Ona ey Allah'ın sevgili kulu, buraya gel, burada hayır ve bereket var diye onu çağırırlar. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından girerler. Mücahitler cihat kapısından girerler. Oruçlular Reyyan kapısından girerler. Sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından cennete davet edilirler. Cennetin köşkleri ve çadırları. Allah Celle Celaluhu mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mükafat, mutluluk budur. Tevbe Suresi 72. ayet. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna. Onlara yaptıklarına karşılık orada kat kat ve daha fazlası da vardır mükafat olarak. Onlar cennet odalarında güven içindedirler. Sebe Suresi 37. ayet. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ne güzel bir ikamet yeridir. Fakat o Rablerine karşı takva sahibi için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinden şahnisinler yapılmış şahnisinli balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Zümer Suresi 20. ayet. Orada çadırlarda ikamete müdavim huriler vardır. Rahman Suresi 70
İkinci ayet. Cennete girdim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada bir ev ya da bir köşk gördüm. Bu kimin diye sordum. Ömer bin Hattab'ındır dediler. İçeri girmek istedim. Ancak onun kıskançlığını hatırladım da içeriye girmedim. Çadır içi boş bir incidir. Uzunluğu semaya doğru 30 mildir. Onun her bir köşesinde müminin ehli olup hiçbiri diğerini görmez. Sahih-i Buhari.